Başkanım biraz daha geri rica etsek. Biraz daha. Çekiyoruz. Hocam, pardon, hocam. Çok pardon. Değerli arkadaşlar, Yalova Belediyesi'nin mazbatası, buyurun. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bütün Türkiye'de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güzel, çok olağanüstü bir başarısı var. Yalova'da il bazında bu başarıya katkı sundu. Fakat bu sadece Cumhuriyet Halk Partili olan bizlerin başarısı değil. Bütün partilerden, bütün demokratların, bütün cumhuriyetçilerin, bütün aydınların, ülkenin bu kötü gidişatından rahatsız olan, bu adaletsiz ortamdan, bu eşitliği yok sayan, dayanışmayı yok sayan ortamdan rahatsız olan halkımızın kardeşçe tepkisinin sonucudur. Bu bağlamda Yalova halkı da bizleri sözcü olarak seçmiştir. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hep beraber inşallah çok güzel bir, kaliteli bir seçim sürecini yönettik ve başardık. Bu mazbatayı bu mazbatayı alabilmemizde çok katkı sunan öncelikle il başkanımız, il örgütümüz, milletvekilimiz, ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyesi adayı arkadaşlarım, parti örgütümüz, sempatizanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, diğer partilerden arkadaşlarımıza ben bu mazbatayı hediye olarak veriyorum. Aynı zamanda bu seçim şunun da seçimiydi arkadaşlar. Daha önce haksız yere görevden uzaklaştırılan, haksız yere ceza alan belediye başkanımızın, belediye başkan yardımcımızın ve diğer haksız yere cezalandırılan yöneticilerimizin de hukuk karşısında aklandılar ama şu anda toplum karşısında da hep beraber onları aklamış olduk. Bu tabii bir özel teşekkür de izninizle sevgili eşim bu süreçte bana ailem, annem, babam, kardeşim, eşimin ailesi, baldızlarım, bacanaklarım ve binlerce akrabam. Hepsine çok teşekkür kızınıza ederim. Kızınıza da, gerçekten bir kızım okulda olduğu için gelemedi. Hepsi olağanüstü fedakarlıklar. Sonlar çok uzun bir süreç benim için. Yaklaşık 10 yıllık, 12-13 yıllık bir süreç. Bu süreci siyasi anlamda ahlaklı ve kaliteli geçirdiğimize inanıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımla, daha önce il yöneticisi olarak beraber olduğum veya örgütte beraber çalışma yaptığım üyelerimizle beraber çok kaliteli ve anlamlı bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bunun da sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Bu seçimi aynı zamanda biliyorsunuz bizim lojistik güçlerimiz veya mali olanaklarımız veya kamusal imkanlarımız yoktu. Gerçekten herkes cebinden katkılarla, yaşamından özverilerle bu noktaya getirdi bizi. Bu bağlamda çok önemli bir kazanımdır bu. Normal bir seçimin ötesinde de bir seçimdir. Herkes o yüzden de teşekkür ederim. Yalova'da gerçekten samimiyetin, dostluğun, şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş oldu. Ve Yalova halkının adalete olan inancını test etmiş oldu. Ve aynı zamanda Yalova Belediye Başkanı'nı Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş oldu.
süreçte seçim sürecinde bizlerle beraber çalışan basın emekçisi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, yıllardır siyasi çabalarımızla da bizim yanımızda olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Adliyede bugün rahatsız ettiğimiz kişiler varsa kusura bakmasınlar. Tekrar ediyorum, Yalova kazanmıştır. İnşallah biz de kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Hep beraber Yalova'ya olumlu, hayırlı hizmetler vereceğiz. Hayırlı olsun. Şimdi muhtemelen olağanüstü bir terslik olmazsa Cuma günü Cuma namazından sonra belediyede devir teslim için ben bir önceki belediye başkanına da bugün telefon edeceğim. Devir teslim törenini gerçekleştirelim diye. Ve Cuma günü Cuma namazından sonra devir teslimi yapmış olacağız. Saat itibariyle söylüyorum. Herkesi o zaman da belediyeye bekleriz. Karizma da olacak. Arkadaşlar geçen akşam olanla idare ettik. Seçim gecesi